Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı olarak CHP ve yanındaki partiler kimi aday gösterecekler meselesi de tartışılmaya başlandı. Hocam sizce Millet Partisi'nin adayı kim olur? Neden bu kadar geciktiler? Niye açıklamıyorlar? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı, olmamalı mı? Bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Buyurun. Yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın hem de Devlet Bahçeli'nin ilanıyla Cumhurbaşkanı, Başkan adayımız Erdoğan'dır dedi. Ama Devlet Bahçeli'ye güven olmasa her an altından koltuğu da çekebilir. Daha önce çektiği gibi başkalarının. Bunu da bir kenara koymak lazım. Millet İttifakı ise adayını belirlemiyor. Bunu bir strateji olarak tercih ettiklerini zannediyorum. Öyle görüyoruz. Çünkü bir aday belirlediğinizde erkenden onunla ilgili Erdoğan devletin bütün imkanlarını kullanarak çalışmalar yaptırır, çamur attırır, ne bileyim üretim şeyler ortaya koyar, hayali şeyler ortaya koyar ve elindeki devasa medya organlarıyla yıpratır o insanı. Bunu yapabilir. Bundan dolayı da seçim ortamı oluşmadan önce adayı belirlemek istemiyor diye böyle bir strateji güttüklerini anlıyorum. Ama nasıl olmalı derseniz Millet İttifakı'nın adayı, ben Kılıçdaroğlu'nun bizatihi aday olmasını isterim. Ne? Bireysel olarak. Dürüst, güvenilir, olgun, oturaklı, bir defosunu bilmiyoruz. Yani pek çok insanla ilgili defolar ortaya koyabilirsiniz. Kılıçdaroğlu ile ilgili yok. Ayrıca da sosyal barış adına... Ama Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırmış ya, Tayyip Erdoğan hep öyle diyor ya. Ya o Erdoğan'ın ifadesiyle bir de hani velev ki art niyetli bir şeyler yapsın, yapmış olsun onu da bilmiyoruz. Sosyal sigortalarda Kılıçdaroğlu'nun batırdığı şey Erdoğan'ın batırdıklarının dişinin kovuğuna yetmez. Yani kıyas bile götürmez. Ben Kılıçdaroğlu'nun ülkeye Cumhurbaşkanı olmasını sembolik olarak çok anlamlı buluyorum. Ve önemli buluyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun birkaç kimliği var. Ve Türkiye'de bazı ayrışma, yarılmalar var. Hani yarılma diyoruz. Yarılma ayrışmadan daha derin, daha kökleşmiş. Mesela Türkiye'de bir Alevi-Sünni ayrışması, yarılması var. Mesela Türkiye'de bir sağ-sol yarılması var ki bu bir tarafta CHP, öbür tarafta Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan filan, bugün AKP'yi temsil eden sağ gruplar. Öbür tarafta Türk-Kürt yarılması var. Yani Türkiye'nin temelde 3-4 tane yarılma alametleri var. Yine bir tanesi mesela işte laikçilik, sekülerizm, diğeri dindarlık diye yarılma var. Şimdi bütün bunlar karşısında, bu Türkiye'nin ana sosyolojik yarılmaları karşısında keşke imkan olsa Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa bu Kürt-Türk ayrışmasını, yarılmasını sembolik olarak kapatır. Ama Alevi-Sünni yarılmasını kapatır. Ama seküler, laik ve dindar yarılmasını kapatır. CHP'nin üzerindeki öteden beri var olan muhafazakar kesimdeki o olumsuz imajı kaldırabilir. Kapatır derken yapacağı icraatlara bağlı. Yani şöyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun demokratik adalete önem veren, düzgün yasalara, anayasaya uygun bir cumhurbaşkanı veya başkan olduğunu farz ederek diyorum. Ama bütün bunlara rağmen reel politik açıdan baktığımızda, rasyonel baktığımızda, Türk toplumunu analiz ettiğimizde Kılıçdaroğlu'nun bu toplumda, yani mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmek imkanı yok. Ben istiyorum bireysel olarak, yararlı da buluyorum bu yarılmaları, bu toplumsal kutuplaşmaları törpülemek, asgariye indirmek için toplum barışı adına, huzuru adına Kılıçdaroğlu gibi Alevi kimliği, Kürt kimliği, Dersimli kimliği, CHP'nin başkanlığı gibi toplumsal yarılmaların bir tarafını temsil eden bu adam olsa ve güzel işler de yapsa Türkiye'deki toplumsal barışa katkısı olur, ama gerçekte insanlar sandığa gittiğinde tam da bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu'na oy vermezler. Maalesef Türk toplumunun yapısı bu. Alevi diye vermezler. Yani Türk toplumunun önemli bir kısmı, bu maalesef utanılacak bir şey, kafadan Alevi olduğundan, kimliğinden dolayı rezerv koyacak %30-40'lık bir dilim var Türkiye'de. CHP'li diye rezerv koyacak ciddi bir kitle var. Kürt Zaza diye rezerv koyacak bir kitle var. Dindar bir kimliğe sahip değil diye rezerv koyacak bir kitle var. Keşke hani Türk toplumu bu olgunlukta olsa ve Kemal Kılıçdaroğlu aynen Obama'nın, siyahi bir Obama'nın Amerika'da başkan olup da siyahi beyaz yarılmasını tedavi ettiği, telafi ettiği gibi olsa çok iyi olur, ama rasyonel olarak baktığımızda
Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasının fevkalade yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü bu topluma oy vermez. %50 artı 1'i alamaz. Yani mevcut durumda Cumhurbaşkanı olmak için %50 artı 1 almanız lazım. Bu kimliklerinin hepsi dezavantaj olur Kılıçdaroğlu için. Peki kamuoyunda dolaşan isimler var. Mesela bu isimlerin arasında Ekrem İmamoğlu var, Mansur Yavaş var, Meral Akşener adı var. Siz nasıl görüyorsunuz? Böyle bir isim mi olmalı? Mesela hatırlayacaksınız bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterilmişti. Evet. Fakat kamuoyu tanımıyordu bile yani Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Evet sağcıydı, evet çok düzgün bir profildi vesaireydi ama millet tanımıyordu. Ve de ne yazık ki işe yaramadı. Bu saydığımız isimler ya da başka isimler Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilebilir mi, gösterilmeli mi? Yani Ekmelettin İhsanoğlu da büyük bir hataydı bence. Yanılgıydı, bilinmeyen, toplumda karşılığı olmayan ve hani Türk toplumunun aradığı siyasetçi tipi var. Bir defa hitabeti olacak, karizması olacak falan. Böyle bir şey istiyor Türk toplumu. Bu gereklidir, değildir ayrıca tartışılabilir ama Türk toplumunun siyasal kültüründe bu var. Yani partiden çok bizim geçmişimizde insanlar lidere oy verir. Bu böyledir. Evet. Yani işte Özal'ın kazanmasının sebebi de Demirel'in defalarca gidip gelmesinin sebebi de odur yani. Karizmatik bir lider ister. Bir defa Erdoğan'ın karşısında kesinlikle bir karizması olan, siyasi tecrübesi olan biri olmalı. Mutlak manada. Bilinmeyen, yeni icat edilmiş biri olmamalı. İki, bunun karşısında yani Erdoğan'ın karşısına çıkacak insanın dindarlardan oy alabilir olması lazım. Mesela eğer Ekrem İmamoğlu olacaksa CHP'den dindarlara sıcak mesajlar vermesi lazım. Daha yakın davranması lazım. CHP'nin o klasik geleneksel ulusalcı, laikçi katı yaklaşımından uzak durması lazım. Ama öte taraftan bu adayın mesela Kürtlere de sıcak mesaj vermesi lazım. Bu noktada hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın avantajı ve dezavantajları var. Mesela Ekrem İmamoğlu Kürtlerden oy alabilir ama CHP'li kimliği nedeniyle dindarlardan, AKP tabanından oy alması zor. Onun için o tarafa çalışması lazım. Fakat Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde belirleyici olacak kilit bir kitle de Kürt seçmen. Şimdi Mansur Yavaş'ın da şöyle bir açmazı var. MHP tabanlı olmasından dolayı Kürt seçmenden oy alması zor. Eğer Mansur Yavaş aday olacaksa onun da Kürt seçmeni ikna etmesi gerekecek. Kürtlere alerjik olmadığını, Kürtlerle probleminin olmadığını, iktidara geldiğinde, seçildiğinde MHP'li, klasik MHP'li gibi kafatasçı davranmayacağını bir şekilde Kürtlere anlatması lazım. Aksi takdirde yani tamamen böyle CHP'li bir, katı bir CHP'li figürle çıkılırsa da, ülkücü bir figürle çıkılırsa da seçim almak mümkün olmayabilir. Muhafazakarlardan, milliyetçilerden ama Kürtlerden de bir şekilde oy alabilecek bir adayın olması lazım. Yani Mansur Yavaş'ın daha fazla etkisi olabilir. Ama işte Mansur Yavaş'ın da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde siyasi bir geçmiş tecrübesi var. AKP'lilere sıcak geliyor. Bu önümüzdeki seçimlerde AKP seçmeninden ne kadar çok oy alabilirse bir seçmen, bir aday o kadar seçilme şansı var. Yani şöyle Erdoğan'ın altını boşaltması lazım aday olacak insanın. Mansur Yavaş Erdoğan'ın altını boşaltabilir. Mansur Yavaş'ın böyle bir yönü var. Yani evet, sağdan hocam geliyor. Muhafazakar tarafları var. Bir şekilde işte Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Başarılıydı çok. Ben o dönemde Ankara'daydım. Hep efsane olarak anlatılırdı. Gerçekten de Beypazarı çok güzel bir kent haline geldi. Onun döneminde o tarihi evleri falan restore etti. Ankara'da da başarılı ama şunu görmek lazım. Mansur Yavaş'ta da o MHP'li milliyetçileri memnun edeceğim diye böyle Kürt düşmanlığına varan yer yer yaklaşımlar olabiliyor. Mesela evet, katı Kemalist yaklaşımlar da toplumda tepki görüyor. Hocam yani bu saydığımız sıkça Kemalizm vurgusu yapma da dindar insanları rencide ediyor. Yani Mustafa Kemal'i Atatürk'e sövmek durumunda değilsiniz. Hakaret etmek durumunda değilsiniz. Tarihimizin bir parçasında yöneticilik yapmış, tarihe emanet edilmiş biri ama sürekli bir Atatürkçülük vurgusu yapmak, Atatürkçülerin oyunu alsa da muhafazakar insanların, dindar insanların da huylanmasına sebep oluyor. Yani evet, bu Millet İttifakı'nın adayı her kim olacaksa bu dengeleri gözetmesi lazım. Mansur Yavaş olacaksa Kürtleri ikna etmeli. Ama Ekrem İmamoğlu olacaksa da muhafazakarlara sıcak gelecek söylemler geliştirmeli.
Sizin adayınız kim? Seyircilerimizden bazıları yazmış, Ömer Faruk Gergerlioğlu demiş. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu çok isabetli bir isim olarak görüyorum açıkçası. Bir de Natalie Avazyan, mesela düşünsenize Mahmut Hocam, Natalie Avazyan Hanım'ın Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yaptığını bir düşünün. Eminim çok şey değişecektir. Az önce sizin saymış olduğunuz unsurlardan yola çıkarak söylüyorum. Ömer Faruk Bey de bu konuda gerçekten de çok insani davranıyor. Herkese böyle Hazreti Ömer'in o şefkatiyle, adaletiyle davranmaya gayret ediyor. Kim bir mazlumiyet yaşıyorsa onun yanında olma gayretini gösteriyor. Benim adayım açıkçası bu iki isim olurdu diye düşünüyorum. Yani benim bireysel olarak soruyorsanız her ikisi de benim başımın tacı. Mesela Natalie Avazyan Ermeni kimliğinden dolayı da keşke olsa, yani bu ülkede bir Ermeni vatandaşımız, bir Süryani vatandaşımız Cumhurbaşkanı olabilse çok harika olur. O ne kaybederiz? Toplum barıştırma, buluşturma adına. Ama işte siyaset biliminin, sosyal bilimlerin realiteleri açısından ve Türkiye'deki seçmen kitlesi açısından, yani bir siyaset bilimci olarak analiz ettiğinizde bunun bir karşılığı yok. Keza Ömer Faruk Gergerlioğlu, muhafazakar tarafları da var ama mesela şu da Türkiye'de bir problem. HDP ile bir şekilde bağı olmuş bir insanın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi, velev hani Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi, altın gibi, namazlı niyazlı, muhafazakar, hiçbir lekesi olmayan bir adam bile olsa o HDP etiketinden dolayı olamaz. Mesela ben Selahattin Demirtaş'ın da keşke mesela Cumhurbaşkanı olmasını çok isterim. Olsa Kürt sorunu çalışmış biri olarak söylüyorum bunu. Kürt sorunu önemli oranda çözülür. Ve Kürtlerin çoğu kendini dışlanmış olmaktan kurtarır. Türkiye ile daha güçlü bağ geliştirirler. Evet. Kime kadar? HDP'lilere kadar. Mesela Kürt milliyetçiliği azalır. Türk milliyetçiliği de azalır. Yani her iki tür milliyetçiliği, mesela Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı veya başkan olsa, çünkü o taç giyen baş akıllanır. Selahattin Demirtaş zaten makul, dengeli bir adam ama bütün 84 milyonun Cumhurbaşkanı olsa daha makul, mutedil davranacaktır. Kürtlerin gönlü olacaktır. Türkçüler de ya bu Kürtler zannettiğimiz kadar da korkulacak bir şey değilmiştir diyecektir ve o korkular asgariye inecek, normalleşecektir. Ama işte real politik açıdan bakarsanız, yani Türk seçmenini analiz ederek bakarsanız bunların hiçbirinin Cumhurbaşkanı seçilme imkanı, evet, yok maalesef. Yok. Biz yalnız her ikisi yani Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da, ben her ikisinin de Erdoğan karşısında şansının olduğunu ve seçilebileceğine kuvvetle inanıyorum ama dediğim gibi Mansur Yavaş olursa Kürtlere bir sıcak mesaj vermesi lazım. İmamoğlu olursa da muhafazakar mahalleye sıcak mesaj vermesi lazım. Evet. Fakat arada asla Kılıçdaroğlu olmamalı. Evet. Gönlümde evet. Olmalı istiyorum. Hı-hı. Olsa çok güzel olur. Aynen Natalie Avazyan'ın olması gerektiği gibi ama Türkiye'nin realitesi açısından baktığımızda eğer bu seçim alınmak isteniyorsa, Erdoğan mağlup edilmek isteniyorsa bu Kılıçdaroğlu'nun da gönlünden geçebilir, geçtiğini hissediyorum. Hakkı da aslında. O kadar emek vermiş. Şu son dönemde en iyi muhalefet eden, tam arzu ettiğimiz gibi olmasa da sonuçta muhalefet eden ve hem büyük şehirlerin alınmasına emeği olan bir adamdır. Ama Türkiye'nin siyasi realiteleri açısından Erdoğan karşısında seçilmesi çok zor. Evet. O seçimi riske atmak olur. İki nokta var. Bunlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu ile alakalı. Kılıçdaroğlu girdiği hiçbir seçimi kazanamadı hocam. Şu ana kadar. Evet. Bu bir realite. CHP'nin realitesi bu. İster buna AKP'nin güçlülüğü ya da Erdoğan'ın gücü deyin. İsterseniz Alevi kimliğinden, solcu kimliğinden ya da CHP'li olmasından deyin. Ama bir, girdi bütün seçimleri kaybetti. İkincisi, kullandığınız o ifade vardı ya hani taç giyen baş akıllanır diye. Biz tacın herkeste akıllanmaya sebebiyet vermediğini gördük hocam. Şu anda ne yazık ki tacı başında taşıyor olmasına rağmen iğreti duran, kendisini bir şey zanneden, aynı zamanda aklını, dün var zannettiğimiz aklını kaybeden, o kadar çok devletli zanneden kendini tip var ki, dolaşıyor ki ortalıkta. Neyse, isme gerek de yok.